Gonca kesin çıldırmıştır. Annem de beni arıyordur. Ya burada neler yaşadığımı duysa benim bacaklarımı kırar. Tamam, ben hemen arayayım. İki dakika ciddi bir şey konuşulmuyor seninle. Hemen dalga geç. Ya sen hiçbir şey ciddiye almaz mısın? Ciddiye alacak ne var ki? Ne mi var? Ya şu yaşadıklarımıza baksana. Ama tabii sana göre hoş. Sana eğlence olsun, macera olsun. Sıkıldığımı söyleyemem. Olan bana oluyor zaten. Ben evimi bırakıp buralara kadar çalışmaya geliyorum. Şu yaşadıklarıma bak. Ya seni tanımadan önce ne kadar sakin, ne kadar düzenli bir hayatım vardı benim. Yarına kimse, kim selamet. Bu gece kalbim sana emanet. Sesin güzelmiş. E işte, idare eder. İnanmıyorum. Ne oldu ya? İdare eder dedin. Yani sen ve mütevazilik. Şoktayım. Bana ciddiyetten bahsedene bakın. Bu ne şimdi? Ya arada biz de eğlenelim. Ne var bunda ya? Gel şuradan yiyecek bir şeyler alalım Sınıfı. İyi günler. Hoş geldiniz. Telefonunuzu kullanabilir miyim acaba? Tabii buyurun. Ben telefon ederken sen de üzerine bir şeyler bak. Tamam. Alo, Volkan benim. Burak, neredesin sen ya? Şimdi polisi arıyorduk. Sorma ya. Uzun hikaye. Telefonum suya düştü. Şimdi bir mağazadan arıyorum. Neyse, biz iyiyiz. Aslı yanında. Şu an Datça'dayız. Bizi buradan aldır. Ne yapıyorsunuz oğlum orada? Ya partiden bir anda deniz motoruyla kaçmak zorunda kaldık. Onun da benzini bitti. Denizin ortasında öylece kala kaldık. Nasıl ya? Ne diyorsun sen? Ya sonrası daha fena ya. Bir tekneye sığındık. Onda da bizi hırsız falan sandılar. Anca kurtulabildik. Neyse, daha ayrıntılı anlatırım. Şimdi kapatmam lazım. Limanda bekleyeceğiz. İyi, tamam. Alo baba. Burak'a ulaştık. Nasıl oldun? Bana annemi hatırlattın. Gıcıksın işte. Sen önce giydiğin tişörtün rengine bak. İlla dikkat çekeceksin. Benim dikkat çekmek için bu tarz şeylere ihtiyacım yok canım. Ay kıskanç. Üf, sanki ne giydiğini gördüm ya. Hep çemkir. Tekneyi beklerken denize gireriz. Sen anca 75 ya da 80B falansın. Olur mu sana? Ya doğru konuş. Ayıp oluyor ama. Ne var ya? Ne dedim ki? Uf, karı kuru bir şeysin ama elinde sertmiş ha. Ona göre. Hadi ver, onu da alalım. Borcumuz ne kadar? 250. Kurt gibi açım. Ben de çok açım. Güzel bir yemeği hak ettik. Evet. Vallahi biz çok açız. Bize hiç sorma. Kafana göre ne varsa getir. Hadi hadi. Ya burası çok güzel bir yermiş. Evet, çok güzel. Ben de beğendim. Daha önce Datça'ya gelmiştim ama buraya ilk defa geliyorum. Sese bak ya, kafam şişti. Ya yazık ama.
Neden ağlıyor ki acaba? Neden olacak? Şımarıklıktan. Canım benim ya. Onun da vardı kendisine göre bir sıkıntısı. Ne oldu sana? Neden ağlıyorsun? Gel. Gel bakalım. Gel. Tamam. Tamam. Güzel gözlü. Ağlama ama ağlama. Tamam. Hadi. Rica ederim. Bak, demek ki ilgi istiyormuş. Haklısın. Bakar mısınız? Bir fotoğrafımızı çekebilir misiniz? Tabii. Çekiyorum. Teşekkürler. İsterseniz biz de sizin fotoğrafınızı çekebiliriz. Sağ olun ama bizim yanımızda fotoğraf makinemiz yok. Bizim makineyle çekeriz, sizin mailinize göndeririz sonra. Tamam öyleyse. Kızım, nasıl aşıklarsınız siz? Sarısanıza birbirinize. Bu zamanların kıymetini bilin. Yaşlanınca olmuyor bunlar. Neriman, çocuklara neler söylüyorsun öyle? Yok, siz yanlış anladınız. Biz sadece arkadaşız. Aa, öyle mi? Ben de sandım ki... Aa, yok yok. Benziyorsunuz, yakışıyorsunuz birbirinize. Evlenirsiniz siz. Çekiyorum. Yok teyze, Allah korusun, tövbe de. Evet teyzeciğim, tövbe deyin. Biz de amcanla başlarda birbirimizi yerdik sizin gibi. Ama bak, 30 yılı devirdik. Nasıl devirdik bir de bana sorun. Duyuyorum seni, duyuyorum. Çekiyorum. Yok, bu böyle olmayacak. Hadi kalk. Ne oldu, nereye? Denize, sana yüzme öğreteceğim. Ya, saçmalama, ben yüzemem, öğrenemem. Ben sana öğretirim, hadi. Ya bari dizimize kadar girelim, sonra geri dönelim, olur mu? Sen bana güven, ben seni bırakmayacağım. Yeter ki rahat ol, tamam mı? Kendini bana bırak. Aslı, anlaştık mı? Tamam. Ama bak, bir muzurluk falan yapayım deme. Tamam, tamam. Evet, bence bu kadar yeter. Tamam, daha fazla zorlamayalım seni. Şimdi sen bana sıkıca tutun, ayaklarını kaldır. Tıpkı yatakta yatıyormuş gibi rahat olacaksın. Anlaştık mı? Ayaklarım yere bassa olmaz mı? Olmaz. O zaman yürümüş olursun. Yüzmüş olmazsın. Evet, mantıklı. Hadi. Bak, rahat ol. Sarıl bana. Ben seni belinden tutacağım. Hiç panik yapma, tamam mı? Su seni kaldıracak zaten. Söylemesi kolay da yapması zor oluyor. Boğulacağım. Tamam, tamam. Seni bilmem ama ben bu şekilde boğulacağım zaten. Ya, ya ben sana dedim ama değil mi? Nereden çıkardın bu yüzme işini? Ya gelmişsin, kaç yaşını hala öğrenememişsin ya. Bir şey yaşadık herhalde. Ya, ben küçükken az kalsın boğuluyordum. Rahmetli babam beni son anda kurtardı. O zamandan beri de korkuyorum işte. Tamam. Bak artık kocaman kız oldun. Ben yanındayım, rahat ol. Korkma, tamam mı? Tamam. Hadi. Bak, işte oldu. Ya, gerçekten oldu mu? Yüzebiliyor muyum? Pek sayılmaz. Birkaç teknik daha öğrenmen lazım. Tamam, ben hazırım. Ay, ayağım
dokunma. Balık falandır ya. Ya, ya ne olur artık çıkalım. Bak bu kadarı bile bana fazla geldi. Olur, olur tamam çıkalım. Önce yere bas. Ya beni bırakma ama tamam mı? Aslı, boğazım hep pişmişken bu çok zor. Hadi. Tekne gelmek üzeredir. Yavaş yavaş limana geçelim. Tamam, hazırım.